Merhaba Çipolan izleyicileri, ben Ercan Uğurlu ve karşımızda da artık ailenin en küçük üyesi Samsung Galaxy S10e modeli var. S10e diye de okuyabilirsiniz, S10e diye de okuyabilirsiniz. Bu ailenin en küçük üyesi ve 5.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bununla zaten diğer aileden, şöyle göstereyim hemen, S10'un yanına koyduğunuzda hafif bir, biraz daha küçük olduğunu görüyorsunuz. S10 Plus'tan ise oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Şimdi telefonun tabii ki önce hızlıca bir tasarımından bahsedelim. Yine aşağı yukarı aynı boyutlardalar. Bütün telefonlar S10, S10 Plus ve S10e 7.8 mm civarında sanıyorum bunun da kalınlığı. Yine arka taraf cam malzemeye sahip ve burada ne var? Corning Gorilla Glass 6 vardı diğer iki telefonda. S10e'de ise Samsung Gorilla Glass 5 kullanmış. Yani bu demek oldu ki biraz daha nazik bir model. Farklı renk seçenekleri var. Elimdeki sanıyorum ki bu Coral Bloom diyorlar artık buna. Ne ismini bilmiyorum açıkçası. Diğer tabii ki siyah renkli ve diğer farklı renk seçenekleri de telefonun satışa sunulduğunda gelecek ki şu an ön siparişli olduğunu söyleyeyim ve hemen baştan söyleyeyim bu da bir hafif fiyatı. Samsung Galaxy S10e'nin fiyatı 5.499 TL olarak belirtilmiş durumda bu şekilde. Arka tarafta diğer telefonlara farklı olarak S10 ve S10 Plus modeline göre farklı olarak iki kamera kullanmış Samsung burada. Bunlardan bir tanesi kameralardan biri 12 megapiksel ölçüsünde, bir diğeri ise 16 megapiksel ölçüsünde bizlere sunulmuş. Ve 12 megapiksel olan yine f1.5 ile f2.4 diyafram aralığına sahip. Diğer kamera ise biraz daha geniş açılı ve optik imaj sabitleyici sunuyor. İki kamerada da optik imaj sabitleyici mevcut. Ön kamerada da yine optik imaj sabitleyiciyi görebiliyoruz. Burada ön kameranın da 10 megapiksel ölçüsünde olduğunu söyleyelim ve burada tabii ki delik olarak bizlere sunuluyor. Parmak izi sensörü nerede? S10 ve S10 Plus'ta ekranın altına yerleştirilmişti. Fakat bu biraz daha uygun fiyatlı bir model olduğu için Samsung Galaxy S10e modelinde parmak izi sensörünü farklı bir yere konumlandırmış. Yine fiziksel olarak karşımıza çıkıyor. Burada bilirsiniz, hatırlarsanız Sony'nin Xperia ailesinde de eski modellerde görüyorduk yan tarafta. Bir parmak izi sensörü buraya yerleştirmiş. Buraya tıklayarak hemen hızlıca parmağınızı okutabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda güç butonu olarak da işlev yapıyor tabii ki. Üst tarafta SIM kart ve microSD kart çekmecesi. 512 GB'a kadar microSD kart desteği gösterebiliyor bu cihaz. Ve sol tarafa baktığımızda burada güç ve ses butonlarını görüyoruz. Alt tarafta bir diğer tabii ki önemli nokta, 3.5 mm'lik kulaklık girişi burada yer alıyor. Pek çok akıllı telefonda artık bu girişi görememeye başladık. Ancak Samsung ısrarla ve iyi ki bu girişe yer vermeye devam ediyor. Çünkü bu oldukça önemli. Niye? Çünkü ekstra kablo yanınıza taşımak zorunda kalabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. 3.5 mm kulaklık girişiniz yoksa USB-C üzerinden kullanıyorsanız ve eski tip kulaklıklarınızı kullanmak istiyorsanız bunu bir aksesuarla telafi etmek durumunda kalıyorsunuz ki genellikle bu kabloyu da kutu içerisine koyuyor üreticiler. Şimdi telefon ekranından bahsettik. 5.8 inç boyutunda dedik. Peki çözünürlüğü kaç? 2280'e 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran var. Karşımızda Android 9 da geliyor yine. Hatta isterseniz birlikte tekrar şuradan bir bakalım telefonun yazılım bilgilerine. Android 9 da geliyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle birlikte geliyor. Burada Android, burada One UI, Samsung'un yeni arayüzü, ara birimi One UI'yi de görüyoruz ki diğer S10 ve S10 Plus modellerinde de bu özellik, bu arayüz bizlere sunulmuştu. Yine işlemci olarak Exynos 9820, 8 nanometre mimarisine sahip Exynos 9820 işlemci bu telefonda mevcut. Yani bu demek oluyor ki 8 çekirdekli işlemcinin 2 çekirdeği 2.7 GHz frekansında Mongoz, iki diğeri 2.3 frekansında çalışan Cortex A75 ve geri kalan 4 çekirdekte 1.9 GHz frekansında çalışan Cortex A55 yongasını oluşuyor. Ve bunlarla birlikte yine CPU tarafında %29'luk seviyede bir performans artışı gösterebildiğini iddia ediyor Samsung. Bunu dediğim gibi telefonu detaylı olarak test merkezimizde ağırladığımızda sizlere detaylı olarak göstereceğim. Burada bir asfalt oyunu var. Onu da hemen hızlıca şurada bir açayım. Bu arada telefonun ülkemizde ilk satışa sunulan modeli Exynos'lu model 9820 ile geliyor ancak Amerika'da ve Çin'deki modelleri Snapdragon 855 ile birlikte gelecek. Bu arada oyunu açarken
Mali G76 grafik biriminden de oluştuğunu söyleyelim. Telefonun onu bulundurduğunu söylemek lazım. Ve bununla birlikte yine CPU tarafında olduğu gibi GPU tarafında da bir takım kazanımlarımız var. Exynos 9810'du. S10 Plus ailesine göre bu yeni işlemciyle birlikte yeni işlemci ve grafik işlemciyle birlikte %32 seviyesinde bir GPU kazanımı elde edebiliyoruz. Bir diğer tabii ki teknik bileşenlerden, önemli bileşenlerden bir tanesi de RAM. Samsung Galaxy S10 E modelinde 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği bizlere sunulacak ve bununla birlikte Türkiye'de 5499 TL fiyatla gelecek ama hangi yani 8 GB'lık modelin fiyatı farklı olacaktır onu bilemiyorum şu an. Sadece 5499 TL gibi tek fiyat bizlere sunulduğu burada Samsung Deneyim Merkezi'nde. Telefonun depolama kapasitesi ise baktığımızda 128 GB ve 512 GB gibi iki farklı özellikle, iki farklı depolama alanıyla birlikte gelecek. Telefonun bataryasından da bahsedelim. Batarya 3100 mAh kapasitesinde bir batarya mevcut. Bununla birlikte tam gün performans alabileceğiz. Burada zaten yazıyor. 3100 mAh kapasitesinde bir bataryamız mevcut. Kablosuz güç paylaşımı ne demek? Hemen onu da söyleyeyim. Bununla birlikte başka bir telefonu, diğer Galaxy S10, S10 Plus'ta olduğu gibi dokundurarak diğer bir telefonu şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj desteği mevcut ve batarya ilişkin tabii ki bir diğer önemli de bilgi de 2.0 hızında şarj ettiği yazıyor. Dediğim gibi bunu ne kadar sürede şarj ediyor, tam batarya 3100 mAh kapasitesinin sıfırdan %100'e kadar ne kadar da şarj edebiliyor telefon. Bunu dediğim gibi test merkezimizde telefonu ağırladığımızda göreceğiz. S10 İyi ile de ilgili herhalde söyleyebilecekleriniz bu kadar. Fiyatı da söyledik. Bu yine S10 ve S10 Plus modellerinde olduğu gibi S10 E modelinde de bir bundle mevcut. Bu telefonu ön sipariş süresince satın alanlar bu telefonla birlikte Galaxy Buds kulaklığı da, kablosuz kulaklığı da, Samsung yeni tarafta kablosuz kulaklığı da yanında edinebiliyorlar. Bakalım şimdilik bizden bu kadar. Samsung Galaxy 10 E'nin ön incelemesini gerçekleştirdik. Telefonun tabii ki tüm detaylarını Samsung bize bu telefonu test merkezimizde inceleme için gönderdiğinde detaylı olarak sizlere aktaracağız. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.